Maalesef ülkemizde çiftçilerimizin sorunları çok. Girdileri pahalı. Şimdi bölgemizde Kızıltepe bölgemizin şu an 1 milyon dekar arazi var ve bu yılda biz bölgemizde 2 ürün alabilmekteyiz. Çok verimli bir toprak, çok güzel ama maalesef girdilerden dolayı bütün ülkede ve bölgemizde de gübre %100 pahalandı, mazot aynen ilaçlama öyle, tohum fiyatları öyle. Onun için çiftçilerimizi zorluyorum. Bugün itibariyle Sayın Tarım Bakanımız açıklama yaptı. İşte gübrede %15'lik indirime gideceğiz. İşte arpa ve buğday da prim ödemelerinde işte %100 artış yapacağız. Biz de buradan bakanlığa sesleniyoruz. Gerçekten %15'lik gübre indirimi çiftçimizi tatmin etmiyor, yetersizdir. Biz tarımla uğraşıyoruz, biz tarım yapıyoruz, biz ülkenin tahıl ambarına destek oluyoruz. Tabiri caizse biz ülkeyi besliyoruz. Çiftçilere daha çok kolaylıklar sağlanmasını istiyoruz ki çiftçi de burada üretim yapsın. Çiftçi üretim yapmadığı zaman ülke kazanamıyor. Çiftçi de kazanamıyor. Bu sefer çiftçi ne yapıyor? Çiftçiliği bırakıp kalkıp bu sefer serbest işlerde çalışmaya ve işsizlik oranı ülkemizde daha çok olmaya başlıyor. Bu güzel toprağımızı işlemek istiyoruz. Bu güzel toprağımızda biz de kazanmak istiyoruz. Ülke de kazanmasını istiyoruz tabii ki. Ama maalesef bu girdilerden dolayı mesela geçen yıl itibariyle işte üst gübre 100 iken 150 iken şu an 2100 fiyatlarından satılıyor. %100 bir artış olmuştur. İşte ne bileyim efendim motorin geçen sene 4480 iken bu sene 6090. Yani aynı tarihi bir yıllık fiyatını ben söylüyorum. Düşünün biz nasıl kazanacağız? Çiftçi nasıl kazanacak? Çiftçi deposunu nasıl dolduracak? Çiftçi nasıl bunu? Şimdi çiftçiye biz sorduğumuzda şunu söylüyorlar. Biz artık hani gübreyi biz işte dönüm başı atıyorum 30-40 kilo atarken bu sefer 10-15 kilo düşüreceklerim. Bunu düşürmesi neden dolayıdır? İşte alamıyor. Alamadığı için bu sefer verime bu yansıyor. Verim alamıyor. Hükümetimizden, çiftçilerimizden ilgili bu çiftçilerimizin sıkıntılarına bir nebze olsa daha çok destek verilmesini istiyor. Çünkü çiftçi çalışıyor. Üreten insanlar da üretmediğimiz zaman ülkemizi gıda konusunda çok zor günler bekliyor. Mesela ilaçlamada biz sünem mücadelesi yapıyoruz. Sünem mücadelesi yapılmadığı zaman biz verim alamıyoruz. Mesela geçen işte litresi veya ne bileyim işte bir kutusu 30 lirayken bu sene 60 lira olmuş sünem ilacı. İşte efendim yabancı ot ilacı işte buğdayın içinde pamuğun içinde yapılan mücadelede işte geçen sene 125 lirayken bu sene 180 liraya çıktı. Çiftçi zor durumda. Herkes ama çiftçimiz zor durumda. Çiftçiye bakalım, çiftçiyi destekleyelim ki çiftçi de üretim yapsın. Artık eskisi gibi kimse yapmıyor. Kazanmadığı için bu sefer tarlayı bırakıyor, sulama yapmıyor. Türkiye'deki çiftçilerimizin herkesin sorunları var ama gerçekten Güneydoğu'da artı bir sorun var. Onun için biz buradan bakanlığa yetkililere sesleniyoruz. Yapılan açıklama iyidir ama yetersizdir. Biz daha çok indirime gidilmesini istiyoruz. Motorinde özellikle çiftçilerimize ayrı bir statü, ayrı bir öncelik verilmesini istiyoruz ki çiftçimiz mazot alsın, ekimini yapsın. Yarın öbür gün işte başlıyor. Bir de prim ödemelerinde primlerin artırılmasını istiyoruz. Gerekse işte mısır konusunda, pamukta ve buğday ve arpada primlerin artırılmasını istiyoruz. Acilen biz hükümetimizden bunu talep ediyoruz. Bu olmazsa bıraktığı zaman bütün oradakiler nadasa kalacak. Bu da ne ülkeye bir faydası kalacak, işsizlik oranı çoğalacak.